1.5'lik Division'dan herkese merhaba. Şimdi oyundaki en iyi PvP gear setini inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi Alpha Bridge. 4 parça dizmeniz gerekiyor. Sebebi ise eğer 4 parça Alpha Bridge set dizerseniz kullandığınız aynı sınıf 2 silahında talentlarını ortak bir şekilde tek bir silahta kullanabiliyorsunuz. Sebebi bu. Öncelikle bunu bir bilelim. Alpha Bridge, PvP ve PvE yapmak isteyen tüm player'lar için en iyi set. 1.5'lik update'de. Hemen hızlı bir şekilde silahlara girelim. Hangi silahları kullanmamız gerekiyor Alpha Bridge'de? Kesinlikle Lavo C veya Lightweight M4. Ha, M4 polis de olabilir ama benim nacizane tercihim Lightweight M4'ten yana. Çünkü diğer silahlara göre, Assault Rifle sınıfına göre daha stabil. Dolayısıyla RPM'i yüksek, diğer silahların da yüksek ama Lavo C Lightweight M4'ün stability'si diğer silahlara göre daha iyi. O yüzden bu silahı tercih ediyorum. Bunun yanına ise ikinci silah olarak FAMAS kullanmak gerekiyor. Sebebini şimdi birazdan açıklayacağım. Öncelikle Lightweight'te hangi modları silahıma taktım ona bakalım. Hemen dürbünle başlıyorum. Dürbünde kullandığım mod bonuslarım Critical Chance, Critical Damage, Headshot Damage. Susturucu kısmında, namlu kısmında ise Headshot Damage, Critical Chance, Critical Damage. Aynı dürbündeki gibi. Elçik kısmında da Critical Damage, Stability, Reload Speed. Charger kısmında ise Magazine Size, Critical Chance, Rate of Fire. Böylelikle DPS 2'ye katlanmış oluyor. Bu silahta önemli olan diğer bir husus şu arkadaşlar. Bakın Assault Rifle yazıyor. %22 Enemy Armor Damage veriyor. Ve Base Damage'ı, yani Damage Per Second, 18.7. Gördüğünüz gibi RPM'i 850. Normal Base Charger kapasitesi de 30. Gelelim şimdi Talent'lara. Talent'ları şunlar, bakın Destructive, Prepared. Bu Prepared yerine Brutal'da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Unforgiven. Gördüğünüz gibi tanıtları bu şekilde. FAMAS'ın hemen modlarına geliyorum. Bunun da modları aynı. Dürbün ve susturucu kısmına Critical Damage, Critical Chance, Headshot Damage. Gördüğünüz gibi aynı. Small Grip kısmına da aynı. Elçi kısmı da aynı. Stability, Reload Speed, Critical Damage. Magazine Size, Critical Damage, Reload Speed. Şimdi neden bu build'da FAMAS kullanmak zorundasınız? Sebebi FAMAS'ın kendi talent'ı. Bakın burada FAMAS'ın bir talent'ı var en altta. Uncomplicated. Bu talent için FAMAS kullanmak zorundasınız. Silahınıza mod takarken eğer accuracy veya stability mod yerleştirmezseniz DPS'iniz ekstra %15 artıyor. Dolayısıyla onu balans yapmanız gerekiyor Lightweight M4'te. Bir tane stability modlamanız yetiyor. Dolayısıyla bu uncomplicated DPS'inizi bayağı bir yükseltiyor. Gördüğünüz gibi Alpha Bridge kullandığımız için de her iki silahında talent'ı aktif bir şekilde açık. Yani bir silahta 6 tane talent kullanıyorsunuz. Evet, bu DPS niye düştü onu da anlamıyorum. Çok garip bir oyun ya. Nasıl olacak? Dur bakalım. Aynen gene DPS. Bak şimdi düzeldi. Abi çok garip, saçma sapan bir oyun ya. Hatalarla dolu bir oyun ama işte güzel bir içeriği var. Konusu güzel. İşte eşya toplayıp da kendinizi güçlendirip sağa sola sataşmanız keyifli olduğu için bu tarz abuk subukluklara katlanıyoruz işte oyunda. Oynuyoruz. Her neyse. Gördüğünüz gibi silahlarınızı bu şekilde dizmeniz gerekiyor. Bu build'da esas DPS'i veren FAMAS'ın şu uncomplicated olan perk'i. Yani oradaki anahtar nokta o. Yani DPS'inizin yüksek olmasını istiyorsanız. Evet. Gelelim şimdi gear'lara. Şimdi bu build'da muhakkak, yani arkadaşlar muhakkak şunu giymeniz gerekiyor. Barrett Bulletproof Vest. Göğüslük armor'da. Neden? Çünkü eğer bakın ne diyor? No skill on cooldown, increase skill power by 10%. Yani hiçbir skill'ınız cooldown'da değilken %10 skill power veriyor. Böylelikle ilk bastığınız skill
skill power'ınız kaçsa ona göre işlem görüyor. Ve bir tane skill'ınız cooldown'da olduğu için DPS'iniz %5 artıyor. Eğer ikinci skill'ı da kullanırsanız, ikinci skill'de size ekstra %10 armor veriyor. Yani PvP'de çok önemli bir göğüslük bu. Bunu muhakkak kullanmanız gerekiyor. Tabii bunu rollerken şöyle yapmalısınız. Major kısmında health, armor muhakkak olmalı. Exotic damage resilience de olabilir. Tercih sizin. Ben health ve armor'u kullanıyorum çünkü health'i zaten base olarak verdi. Armor'un yerinde başka bir şey vardı. Onu armor'a rolledim. Minor'da ise increase kill XP var. Onun da ammo capacity olması gerekiyor. Eğer daha güçlü bir bulletproof vest istiyorsanız. Yani increase kill XP gereksiz. Onun yerine ammo capacity daha iyi. Bunun modlamasını ben şu şekilde yaptım. Yukarıda firearms, stamina ve elektronik var. Çok yüksek firearms'lara ihtiyacınız yok DPS yapabilmek için. Önemli olan talent'larınızı doğru bir şekilde seçebilmenizdir silahınızla. O yüzden silahlardaki talent'ları açabilecek kadar firearms yüklemeniz karaktere size ekstra stamina kazandıracaktır. Ekstra kazandığınız stamina ise size defans verecektir oyunda. Armor'unuz yükselecektir. 1'e 1'lerde hatta 1'e 2'lerde hatta 1'e 4'lerde size ekstra koruma sağlayacaktır. Stamina ve armor'unuz. O yüzden firearms'a çok yüklenmenize gerek yok. Yüklenebildiğiniz kadar stamina'yı yüklenin. Ben bu modda bu göğüslükteki modlarda neden firearms kullandım? Çünkü göğüslüklerimin hepsi, armorlarımın hepsi stamina veriyor. O yüzden burada firearms mod kullanarak firearms'ımı 4900 küsürlere çıkardım ki kanıtlarım açılsın diye. Gördüğünüz gibi hep firearms veriyor, armor veriyor. Firearms veriyor, armor veriyor. Gelelim maskeye. Maskede de major'ınız critical chance olacak. Minor'ünüz ise enemy armor damage olacak. Gördüğünüz gibi bende maksimum seviyede çıkmış bu değerler. Critical chance zaten 4.0 yüzde ile çıkıyor. Enemy armor damage ise 9 çıkıyordu sanırım. Belki de 8.7'dir yani maksimum seviyede şu an. Gördüğünüz gibi stamina'sı da 1258. Kendim rolledim. 968'de armor var. Yani yüksek bir seviye. Bunun modunu da firearms yaptım. Az önce bahsettim bunun sebebini. Dizliğe geldiğimiz vakit dizlikte de armor veriyorsunuz. Major'da minoründe ise enemy armor damage veriyorsunuz. Bu çok önemli. Enemy armor damage ile damage per second'ınız birbirine zincirleme bir şekilde bağlı. Enemy armor damage'ınız ne kadar yüksekse damage per second'ınıza göre çarpılıyor ve karaktere DPS olarak geri dönüyor. O yüzden enemy armor damage çok önemli. Armor çok önemli. Gelelim Knee pad. Knee pad'de armor olması gerekiyor. Zaten bir tane major var. Onu da armor olarak rollemeniz gerekiyor. Eldivene gelince, şimdi hangi sınıf silah kullanıyorsanız o sınıf silahın major'ını ayarlamanız gerekiyor. Ben assault rifle kullandığım için assault rifle damage'e verdim. Critical damage, critical chance. Gördüğünüz gibi major'ınız da bu şekilde olmalı. Gelelim çantaya. Bu eldivende Savage kullananlar var. Eğer critical chance'iniz düşükse Savage kullanabilirsiniz. %7'lik bir artış veriyor size. Benim critical chance'im yüksek. Yani yeteri kadar. Gelelim çantaya. Çantada specialized. Neden specialized? Çünkü %200 firearms, stamina ve skill power veriyor. Bunu da gene armor olarak major rollüyorsunuz. Minor'ünde ise ammo capacity tercih etmeniz daha mantıklı. Çünkü ben henüz daha iyisini düşüremedim ama bu gayet yüksek armor verdiği için bunu kullanıyorum. Gayet iyi bir çanta. Sadece ammo capacity eksik. Modlamasını da az önce bahsettiğim gibi health'e verdim. Stamina ve şeymiş onlar. Performansmış. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bu şekilde gear'larınızı rolleyebilirsiniz. Burada şimdi bir de yetenek modları var. Nedir o? Mesela çantaya girdiğiniz zaman bakın prototype performance modu var. İki tane. Bunları first aid self heal yaptım. Ne demek bu first aid self heal? Kendi kendini iyileştirme demek. Yani skill bastığınızda kendinizi iyileştiren skill'lar bastığınız zaman sizi daha iyi, hızlı bir şekilde iyileştiriyor. Aynı keza buradaki modu da böyle.
dizlikteki mod da böyle, Neepet'teki mod da bu şekilde. Şimdi karaktere gelelim. Gördüğünüz gibi Firearms'ın 4904, Stamina 7266, Electronic 2781. Ve Weapon Damage'a geldiğiniz zaman 21.234. Critical Chance'im 31.50. Critical Damage 166. Headshot Damage %97. Kombata geldiğimiz zaman burada Enemy Armor Damage'in %56.50 olduğunu görüyorsunuz. Bu çok yüksek bir değer arkadaşlar. Dolayısıyla düşmanı eritiyorsunuz. Yani isabet alıp da düzgün bir şekilde ateş ederseniz karşınızdaki düşmanı eritebiliyorsunuz. O yüzden Enemy Armor Damage'imizin %50'lerin üzerinde olması gerekiyor. 56.50 iyi bir rakam. Çok yüksek bir rakam yani. Survivability'ye geleceğiz. Buradaki önemli olan kısım Toughness, Health, Armor ve Health Regen. Evet, gördüğünüz gibi Toughness, Maximum Health ve Armor. Şimdi burada Armor'dan bahsetmek istiyorum. Bakın Armor'um 54.79 yüzdeye sahip. Bu armor ne kadar yüksek olursa yüzdesi, karşınızdaki düşmanın size attığı hasar sayısı o kadar düşüyor. O yüzden bunu yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Yani %55'e çok yakınım ben. Ne kadar çok %55'lere çıkarsanız o kadar çok ayakta kalırsınız oyunda. Şimdi gelelim skill'lara. Skill'larda da eğer tek başınıza solo oynuyorsanız Pulse'u tercih etmeniz mantıklı olur. Çünkü kaçan player'ları görebilirsiniz. Hatta kendinizi de gizleyebilirsiniz. Burada Scrambler var. Scrambler kullandığınız zaman, rogue olduğunuz zaman bastığınızda haritada görünmüyorsunuz. Bir de Tactical Scanner var. Bu da karşıdaki düşmanı, etraftaki tuzakları vesaire de her şeyi gösteriyor size. Şimdi gelelim First Aid'e. First Aid'de Booster Shot kullanıyorum. Çünkü bana ekstra defans ve atak veriyor. Saldırı gücü veriyor. DPS veriyor. Dolayısıyla defansım yüksek olduğu için armorum ikiye katlanıyor. Daha çok yükseliyor. Atağım da daha çok yükseliyor. Overdose'a ihtiyaç duymadan 2 kişiyi, 3 kişiyi rahat bir şekilde alabiliyorum. O yüzden ben Booster Shot'ı tercih etmenizi öneriyorum. Eğer böyle bir build'a sahipsiniz. İkinci skill olarak ise Seeker Mine kullanabilirsiniz. Seeker Mine'da karşıdaki düşmana bleed attığı için, kanama verdiği için en azından sizden kaçamıyor. Hatta kaçmasa bile ekranı siyaha dönüştüğü için ve kanama geçirdiği için heyecan yapıyor. Ben sizi vuramıyor. Hipokrasi yaparken kolu saçma sapan yerlere çekiyor falan. O yüzden güzel bir taktik olacaktır. Hemen gelelim tanıtlara. Tanıtlarda da tek oynuyorsanız eğer Critical Save, Strike Back, Chain Reaction, On The Move. Chain Reaction'ın buradaki esprisi şu: el bombası attığınız zaman daha çok DPS veriyorsunuz karşıdaki karaktere. Çünkü herkes Alpha Breach oynadığı için hiç kimse Exotic Damage Resilience yüklemiyor karakterine. Dolayısıyla el bombası attığınız zaman health'lerinin, toughness'larının, stamina'larının 4'te 3'ünü alabiliyorsunuz. Eğer oturtursanız el bombasını. Ondan sonra zaten öldürmesi kolay oluyor. Zaten hayvan gibi bir karakteriniz var. Evet. Gördüğünüz gibi oyundaki en iyi PvP build arkadaşlar bu. Alpha Breach Set. Hatta dilerseniz PvE bile yapabilirsiniz. O kadar kaliteli bir build ki bu. PvE'de, PvP'de her türlü her işe yarıyor. Ama tabii tek başınıza kahraman olmaya çalışmayın. Muhakkak yanınıza bir iki kişi alın. En azından takımda iki kişi veya üç kişi olun. Dört kişi olursanız daha mükemmel olur. Herkes farklı bir sınıfta oynarsa ve birbirinize yardımcı olarak ilerlerseniz inanın server'ı al aşağı edersiniz. Sizden daha iyi oyuncu, sizden daha iyi manhunt o server'da olamaz. Yani tek başınıza da oyunu tadını çıkarabilirsiniz ama çok dikkatli oynamak gerekiyor. Çünkü herkes aynen bu şekilde oynuyor. Dolayısıyla 3 kişi birden odaklanıp da size ateş ettiği zaman çok kolay bir şekilde avlanıyorsunuz. Enerjiniz çok hızlı bir şekilde düşüyor. O yüzden tercihiniz partiyle oynamak olsun. Evet, benden bu kadar. Elinizden geldiğince buna yakın bir build yapmaya çalışın. Dolayısıyla oyunu tadını daha iyi çıkaracaksınızdır.